تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام رمضان قبل bir takım alametleri ve işaretleri vardır. Ben bu alametleri ve işaretleri kısa bir şekilde sayacağım. Sonra siz kendinizi hasaba çekeceksiniz. Ve Allah katında, Allah'ın katına ulaşıp şu şekilde olan kullardan olmayalım ta ki. Ve beda lehum min Allahi ma lem yekunu Onlar Allah katında hiç ümit etmediği şeyleri karşı buldular. Hiç ümit etmediği şeylerle karşılaştılar. Allah'ın onları başladığını zannettiler. Fakat Allah Subhanahu ve teala onları başlamamış. Kadir gecesinin kabul edildiğini zannettiler. Fakat kabul edilmemiş. Onun için Ramazan'ın kabulünün bir takım şartları var. Bir, Ramazan'dan sonra ibadetlere hırslı ve azimli olmak. Eğer bizden biri Ramazan'dan sonra ibadetlere hırslı ve azimli ise Allah ondan Ramazan'ını kabul etmiştir. Ve Ramazan'ı hayırlı geçirmiştir. İkincisi, Allah'ın kulluğunun kendisine sevimli olması. Kardeşler, Ramazanda ibadet eden, Ramazanda Kadir gecesine muvaffak olan bir kişiyi Allah Subhanahu ve Teala bereket vermiştir. Ve dolayısıyla bu adam Ramazandan sonra ibadetlere bir şefti ve daha hırsı bir şekilde ibadetlere yönelen ve kulluğun kendisine sevimli geldiği bir zattır. Onun için Ramazandan sonra buna dikkat etmemiz gerekir. 3 Ramazan'da yaptığı ibadetlerin Allah katından kabul edilmediği korkusuna kapılmak. Bir kişi eğer bu korkuyu taşıyorsa, acaba Allah kabul etti mi? Acaba Kadir gecesi kabul edildi mi? Acaba dua ve istiğfarlar kabul edildi mi? Eğer bu korku içindeyse Allah Subhanahu ve Teala onu Ramazana muvaffak kılmıştır. 4. Ramazan ayındaki halini değiştirmeyi istememesi Ramazan'ın kendisinden kabul olunduğunun işaretidir. Bir kişi Ramazan'da namaz kılmış, oruç tutmuş, dua etmiş ve istiğfar etmiş. Eğer Ramazan'dan sonra da bu hali devam ettirmek istiyorsa Allah Subhanahu ve Teala onu Ramazan'a muvaffak kılmıştır. 5. Genel olarak bir ibadetin Allah katında kabul olunduğunun ölçüsü ve şartı ve alameti o ibadetten sonra o ibadetin o taatten sonra o taatin Allah'ın seni başka bir ibadete yöneltmesidir. Onun için biz de bakacağız. Acaba Ramazanımız kabul olunmuş mu? Ramazanda oruç vardı. Acaba Ramazandan sonra tekrar oruç olacak mı hayatımızda? Pazartesi ve Perşembe Şevval ayı, şevval ayı orucu olacak mı? Zilkade orucu olacak mı? Zilhicce orucu olacak mı? Aşure orucu olacak mı? Ramazanda gece namazı vardı, teravih vardı. Acaba namazı, Ramazandan sonra Gece namazları devam edecek mi? Bunlardan her biri Allah'ın bize açık bir şekilde ilan ettiği kurallardır kardeşler. İbn-i Recep'ül Hammeli Rahim allah Teala diyor ki Allah'ın bir insandan ibadeti kabul edişinin delili o ibadetin, o taatın başka bir ibadete ve taata yönetmesi ve teşvik etmesidir. Red oluşunun delili ise o amelin ve o ibadetten sonra masiyetin ona tabi edilmesidir. Onun için Allah Subhanahu ve Teala inşallah bizleri Ramazan'a muvaffak kılmış ve Ramazan'dan sonra ibadete devam etmiş kullarından kılar. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şöyle şöyle buyuruyor. Ve la tekunu kelleti naqadat azlaha min ba'di kuvvetin ankasa. Siz sakın şu kadın gibi olmayın. İpini sımsıkı bağlamış ve sonra ipini çözmüş kadın gibi olmayın. Yani ibadete yönelmiş ve sonra ibadeti terk etmiş kullardan olmayın. İbadet etmiş ve ibadete hırslı olmuş. Sonra ibadete gevşekliğe yönelmiş kullardan olmayın. Allah'a Ramazan'da söz vermiş tövbe etmiş. Ramazan'dan sonra tövbesini bozmuş kullardan olmayın. Sakın siz ipini bozan kadın gibi olmayın. Allah Subhanahu ve teala ve la tekunu kelleti nakadat azlaha ipini çözmüş min ba'di kuvvetin enkâsa sağlamca bağladıktan sonra onun için Ramazan'dan sonra kardeşler Ramazan'da istikamet üzere olmaya önem gösterelim. Allah Subhanahu ve Teala bize Ramazan'da birçok ibadet nasip etmiştir muhakkak. Ramazan'da tutulan oruçlar, Ramazan'da kılınan namazlar, Ramazan'da yapılan dualar, Ramazan'da yapılan istiğfarlar, Ramazan'da yapılan tövbe, Ramazan'da yapı verilen sadaka, Ramazan'da verilen zekat Ramazan'dan sonra sona ermesin. Ya leyti ya leyte khatimati ala Ramazan. Keşke hayatımın sonu Ramazan'ın üzerinde olsaydı. Ramazan'ı bitirseydik ve Allah o şekilde canımızı alsaydı. O hayır üzerine, o taat üzerine canımız olsaydı. Kardeşler, al alimlerden bazıları İmam Ahmed bin Hanbel'e Ramazanda ibadet edip Ramazandan sonra ibadeti terk eden bir kavim soruldu. İmam Ahmed dedi ki: "Bunlar Ramazan ayına ibadet edenlerdir. Ramazan'ın Rabbine değil. Onun için bizim Ramazana değil Ramazan'ın Rabbine ibadet etmemiz gerekir. Ramazan'ın Rabbi 12 ayın Rabbidir. Şevval'in Rabbidir. Muharrem'in Rabbi'dir. Zilkade'nin Rabbi'dir. Zilhicce'nin Rabbi'dir." Ramazanda tutulan oruçlar Şevval'de devam etsin. Zilkade'de devam etsin. Muharrem'de devam etsin. Onun için Ramazan'a ibadet edenlerden değil de Ramazan'ın Rabbine ibadet edenlerden olabilmemiz için Ramazandan sonra istikamet üzere olmamız gerekir. Bi'sel kavmü la ya'rifunallah illa fi Ramazan. Sadece Ramazanda Allah'ı tanıyan kavim ne kötüdür. Sadece Ramazanda Allah'a ibadet eden kavim ne kötüdür diyor. İslam alimleri. Onun için kardeşler biz sadece Ramazan'da Rablerini hatırlayan, sadece Ramazan'da Rabbini hatırlayan, Rabbine ibadet eden kullardan olmamamız gerekir. 12 ayın Rabbine ibadet ediyorsak, 12 ayın Rabbine 12 ayda ibadet etmemiz gerekir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.